Merhaba arkadaşlar, ben Merve Uysal. Bugün size gelişim psikolojisinde gelişimin temel kavramları ve ilkelerini açıklayacağım. Gelişim neydi? Önce onu hatırlayalım. Gelişim, büyüme, olgunlaşma, öğrenme ve yaşantı sonucu bireyde gözlenen nitelik ve nicelik boyutlarındaki değişiklikleri içerir. Gelişimin en hızlı olduğu dönemler nasıl sıralanır? İlk olarak doğum öncesi, yani anne karnında olduğumuz dönem bizim gelişimimizin en hızlı olduğu dönemdir. İkinci olarak 0-2 yaş bebeklik dönemi. Üçüncü olarak da ergenlikte erinlik dönemi. Gelişimin temel kavramları büyüme, olgunlaşma, hazır bulmuşluk ve öğrenmedir. Şimdi size bu kavramlardan bahsedeceğim. Büyüme nedir? Büyüme, bireyde meydana gelen fiziksel ve fizyolojik değişiklikleri ifade etmektedir. Büyüme daima bir artış durumu ifade eder. Boyun uzaması, ağırlığın artması, iç organların hacminin artması gibi sayısal olarak ifade edilebilir. Büyümenin en hızlı olduğu dönem hangisidir? Doğum öncesi dönem. Olgunlaşma nedir? Bireyin organlarının öğrenmenin etkisi olmaksızın tamamen biyolojik ve kalıtsal olarak kendilerinden beklenen fonksiyonları yapabilecek düzeye gelmesidir. Hazır bulmuşluk nedir? Bireyin olgunlaşmasının yanında önceki öğrenmelerinin, ilgilerinin, tutumlarının, güdülenmişlik düzeyinin bir sonucudur. Gelişim görevinden bahsedelim. İnsanın belli bir gelişim döneminde gerçekleştirmesi gereken davranışlardır. Örneğin bebek 12-15 ay arasında yürümesi gerekir. Eğer bu süre gecikirse yürümesinde zorluklar yaşayabilir. Hazır bulmuşluk neydi? Olgunlaşma ve öğrenme etkileşimi halindeydi. Öğrenme nedir? Öğrenme, bireylerin çevresiyle geçirdiği yaşantılar sonucu meydana gelen kalıcı izi davranış değişikliğidir. Öğrenme tüm yaşam boyunca devam eder. Önemli bir not, büyüme ve olgunlaşma öğrenme için gereklidir. Ancak büyüme ve olgunlaşmaya yardımcı olan bir faktör değildir. Örneğin, çocuğun parmak kasları piyano çalacak büyüklüğe ve olgunluğa ulaşmamışsa, öğrenme gerçekleşmez. Gelişimin ilkelerinden bahsedelim son olarak. Gelişim süreklidir, belirli bir sıra izler. Gelişim hızı dönemlere göre değişir. Yani bazı dönemler hızlı gelişirken bazı dönemler daha yavaş gelişebiliriz. Gelişim nöbetleşe devam eder. Yani bazı dönemlerde ruhsal gelişimimiz ilerideyken bazı dönemlerde fiziksel gelişimimiz ileri geçer. Gelişimde belli bir yönelimi vardır. Gelişim bir bütündür. Kalıtım ve çevrenin etkileşiminin ürünüdür. Gelişimde kritik dönemler vardır. Az önce gelişim görevinde bahsettiğimiz gibi. Gelişimde bireysel farklılıklar vardır. Yani herkes aynı şekilde gelişmez. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.